Arkadaşlar merhaba. Sesim geliyor mu? Tamam. Arkadaşlar geçen haftaki derste elektrikle ilgili sıkıntı çekmiştik. Bu geçen haftayı konuyu hızlı bir şekilde tekrar edip ondan sonra bu haftayı konumuz olan algoritmalar ve akış diyagramlarına geçeceğiz. Algoritma nedir? Akış diyagramı nedir? Ondan biraz bahsedeceğiz. Şimdi biz geçen hafta bahsetmiştik. Bilgisayarın temel kullanım hesaplama aracı olarak başta geliştiriliyor. Daha sonradan bakıyorlar ki hesaplama aracı olarak tamam gayet güzel. Bir de bunu görsel amaçlı olarak kullanalım. İşte daha sonradan işte görsel, işte visualization dediğimiz mesele işin içine giriyor. Ama temel amacı ilk başta hesaplama için kullanmak bilgisayarı. Daha sonradan bilgisayarda bu sefer görselleştirme için işte eğri meğri yüzeyimizi çizimler için kullanılıyor. Bu da tabii ekran teknolojisinin gelişimine bağlı. Biz şunu size çok fazla anlatmayacağız. Yani işte bilgisayar nedir, nasıl çalışır, bilgisayarın işte geçirdiği evreler nelerdir, işte hardware gerek donanım olarak gerek software gerek yazılım olarak ne tür aşamalardan geçti. Bundan çok fazla bahsetmeyeceğiz. Bunu sizin bilgisayar mühendisliğine giriş dersinde zaten hocalarınız detaylı bir şekilde bahsetti. Dolayısıyla şudur. Biz bu derste daha çok size algoritmadan bahsedeceğiz. Yani ilk derste bahsettim ya, eğer biz bu derste biraz bir problemi çözerken algoritmik yaklaşabiliyorsak, yani problemi mümkün olduğu kadar parçalara bölüp bu şekilde işlem yapabiliyorsak o zaman biz iyi bir programcı oluruz. Ve bu böldüğümüz parçaları da bir dilde, işte Java dilinde bir şekilde kodlayacağız. Java dilinde kodladığımız dilde işte Java programı diyeceğiz. Yani biz tabiri caizse Java dilinde hikaye yazacağız. İlk derste de bahsetmiştim. Bu hikayeyi eğer Java dilinin kurallarına uygun bir şekilde yazarsak olacak Java programı. İşte C diline eğer uygun bir şekilde yazarsak bunun adı bundan sonra şey olacak. C programı diyor hocam. Ama bizim bu derste, daha doğrusu bu bölümde ağırlıklı olarak biz Java dilinden bahsediyoruz. Ha, bu arada arkadaşlar daha mesaj falan yazmayı bırakın. Bu zaten eğer sorularınızı alacağım zaman şey yapacağım ben. Herhangi bir sorunuz var mı dediğim zaman şey yapın. Mesaj falan yazabilirsiniz. Şimdi bir problemi çözerken ilk mümkün olduğu kadar şey yapacağız. Bir küçük parçalara bölmeniz gerekiyor. Küçük parçalara böleceğiz. Bu böldüğümüz parçaların her birini de bu sefer yapacağız. Ondan sonra bu böldüğümüz parçaların da program tarafında yani Java tarafında bir karşılığı olacak. Bu karşılığı eğer düzgün bir formatta yazarsak iyi bir programcı olacağız. Demiştik ya bilgisayar mühendisi iyi bir programcıdır. Bilgisayar mühendisi iyi bir programcı da ilk başta. Ha onun üzerinde artı üzerine ne katarsanız işte networkçi mi olursunuz, analizci mi olursunuz ya da işte ne diyor teorisyen mi olursunuz o ayrı da ama bilgisayar programı yazmayı bilmeden kesinlikle sizin bilgisayar mühendisi olma şansınız yok. Bilgisayar mühendisi olma şansınız yok. Öyle mutlaka biz iyi bir programcı olacağız. İyi bir programcı olmak da bilgisayar başında zaman geçirmeyi gerektirir. Hep şundan bahsederiz. Mesela bugünden itibaren her gün pardon. Eğer bir yarım saatinizi ayırırsanız bu derse, yarım saatinizi ayırırsanız, mesela işte bugün göreceğimiz konular örneğin akış diyagramı. Bunu internetten şuradan buradan YouTube'dan çeşitli kanallarda da görebilirsiniz. Yarım saatinizi ayırırsanız siz çok iyi bir mühendis olursunuz. Hatta şu kadar da iddialı söyleyeyim. Günde yarım saat, bakın sadece yarım saat. Bu 4 sene boyunca yaz, kış, bayram, seyran neyse artık çalışırsanız kesinlikle bölümü 4 senede çok yüksek bir notla bitirirsiniz. Sadece yarım saat. Ama siz bu işi sadece sınav gününe bırakırsanız, sınav gününde biz bunu iş hallederiz derseniz o zaman gerçekten sıkıntı çekersiniz. Yarım saat de çok fazla bir vakit değil. Yani yarım saat bir bölüm dersine çalışmak sizi çok şey kazandıracaktır. Ha biraz ilerledikten sonra eğer çalışmak isteyenler olursa arkadaşlar, mesela işte hocam biz proje yapmak istiyoruz, bir projede çalışmak istiyoruz, biz kendimizi daha da geliştirmek istiyoruz diyenler olursa tabii ki onlara da bir yol göstereceğiz. O da bizim işimiz zaten. O konuda herhangi bir sıkıntınız olmasın. Evet. Bugün biz algoritma ve akış diyagramlarından yavaş yavaş devam edelim. Şimdi konu başlığımız şu bugünkü slaytta. Bunu sizin şeyinize ne diyorlar? O uzak denetim sistemine yerleştireceğim. Başlığımız şu algoritmanın tanımı, algoritmanın özellikleri, algoritma nedir ve ne yarar? Meselesi. Başlarımız bunlar akış şemaları, dallanma simgeleri, döngü simgeler, akış şeması tasarımı ve akış şeması örnekleri. Algoritma şudur. Herhangi bir işi yapmak ya da bir problemi çözmek için adım adım uygulanan kurallar dizisine algoritma denir. Adım adım. Buradaki bizim için önemli bir şu adım adım meselesi. Adım adım şudur. Yani siz mesela iki sayı bile toplayacaksanız, örneğin adınızı soyadınızı ekrana bile yazacaksanız, buradaki bazı kurallara riayet etmeniz gerekiyor. Mesela bir öğrenci kalırsak adını soyadını ekrana yaz desek, bunun da belli bir aşamaları var. Öğrenci ne yapacak? İlk başta yerinden kalkacak. Daha sonra tahtada işte kalemi alacak ya da tebeşir alacak neyse artık adını soyadını yazacak. Sonra tahtadaki o kalemi yerine bırakacak. Sonra yerine kadar yürüyecek. Yerine kadar yürüdükten sonra oturacak. Sonra işte tekrar işte tahtaya bakacak.
Bakın problem basit aslında. Sadece adını soyadını yazmak ama kaç aşamalı? İşte yerinden kalkması, tahtaya gitmesi, tahtada adını soyadını yazması, tekrar kalemi yerine bırakması, kalemi alması falan filan. Nereden baksanız 6-7 adım. İşte bu sırayı eğer bir problemin çözümünde böyle mümkün olduğu kadar parçaları bölebilecek bir şekilde halledebiliyorsanız o zaman siz gerçekten iyi programcı olursunuz. İşte bir probleme algoritmik yaklaşmak budur. Algoritmik yaklaşmak. A problem çözümüyle ilgili ilk derste hatırlarsanız bahsetmiştik. Bir analitik çözüm vardı. Bir yaklaşım çözümü vardı. Bir de yazılım mühendisliği çözümü vardı. Biz bu işin biraz da böyle şey tarafında, yazılım mühendisliği yaklaşım tarafındayız. Yani mümkün olduğu kadar ki biz bir yazılım yapıyoruz aslında. Değil mi? Bir yaptığım bir yazılımdır. Peki yazılımla program arasında ne fark var? Bugün arkadaşlar biraz hızlı anlatıyorum. Çünkü geçen haftadan biraz sıkıntımız vardı. O yüzden biraz hızlı anlatacağım. Kusura bakmayın. Yazılımla program aslında şudur. Program şudur. Sizin yapmış olduğunuz 3-5 tane sayıyı toplayan, örneğin işte sayıların karekökünü bulan ya da girilen bir dizideki A'ları B'leri bulan ya da işte bu sınıfta kaç tane Ali var, kaç tane Veli var gibi küçük küçük kodlara biz program deriz. Ama bu program birleştirip gerçek bir işi, gerçek bir dünya problemini çözen programlara da bir yazılım deriz. Mesela öğrenci işleri otomasyonu bir yazılımdır. Ha, otomasyon ifadesi sonradan katılmış bunlara da olsun. Öğrenci işleri otomasyonu bir yazılımdır. İşte nüfus idaresine gidersiniz orada sizinle ilgili bilgileri bulan bir şey yazılımdır. Ya da işte seçim idaresinin kullanmış olduğu yazılımdır. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın o İMKB'nin işte web sayfası yazılımdır. Ya da işte kuyumcuların bilmem neyi işte kullanmış olduğu büyük programlara yazılım deriz. Program dediğimiz işte bizim bu derste ya da bu dönem boyunca ya da bu sene boyunca yapacağımız programlara da biz yazılım diye bu program diyeceğiz. Ha, tekrar şunu söyleyeyim. Bu dersin biraz ilerleyen haftalarında ki bu hafta zaten adam akıllı bir algoritma giriş yapabildik 4. hafta biraz da geciktik. Biz hocam biz proje yapmak istiyoruz derseniz size de projeler veririz. Birer ikişerli gruplar maksimum olmak şartıyla grup haline gelirsiniz. O zaman size proje veririz. Projeler gerçekten de adam akıllı güzel yazılımlar çıkar ve size gerçekten çok şey öğretir bu arada. Algoritmanın özelliği nedir? Bu şudur. Bir giriş verisine karşılık çıkış bilgisinin mutlaka bulunmasıdır. Sorun sayıda adım içermesidir. Her türlü alternatif düşünerek sonuca ulaşımını garanti etmektir. Algoritmanın temel özelliği kesinlikle ve kesinlikle algoritma sonludur. Algoritma bir yerden başlar. Mutlaka bir yerden başlayacaktır. Bir yerde bitecektir. Ve bütün işler belli olacaktır. Belirsiz hiçbir iş olmayacaktır. Mesela iki sayı toplayacaksanız birinci sayının ekrana klavyeden girmesi gerekir. Girilmeyen bir sayı toplama şansımız yok. Adınızı soyadınızı ekrana yazın dediğimiz zaman adınız soyadınızın girilmesi lazım klavye değil mi? Klavye bir şekilde gireceğiz yazacağız. Eğer bunu yazmıyorsanız zaten siz ekrana herhangi bir şey yazamazsınız. Dolayısıyla bu da belirli olması lazım. Ve algoritma bir yerde duracaktır. Algoritmanın durmasını ya da başlamasını şöyle düşünebilirsiniz. Bilgisayarı açtık, başladı. Ya da bilgisayarda diye o an çalışan işletim sisteminin algoritması başladı çalışmaya. Biz bunun üzerinde çeşitli işlemler gerçekleştirdik. Sonra bilgisayarı kapattık ve ne oldu? Algoritma bitti. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Ve nedir? Sonu sayıda adı bile sonuca ulaşılamayası istenmeyen sonsuz döngüler, bütün adı düşünülmesi ise belirsiz durumlar ortaya çıkabilir, ulaşılamaz. Yani bir de demiştik, sonu sayıda adım olacak. Sonsuz sayıda herhangi bir adımla çalışma şansımız yok. Evet, bir kurallar dizisini algoritmaları tanımlayabilmek için mutlaka giriş verildi, değerlendirerek çıkış bilgisinin elde edilmesi gerekir. Amacımız şudur, bir tane inputlarımız var, girişlerimiz var, o diğer tarafta çıkışlarımız var. İki sayıyı toplayan dedik, topladıktan sonra ne yapacağız? Değil mi? Bu sayıyı alıp ekrana yazacağız. İşte çıktığımız ne? Ekran. Girdiğimiz ne? İşte klavyedeki sayılar gibi mesela. Giriş ve çıkışın kesinlikle olması gerekir. Bu slayttaki hepsini böyle tek tek okumayacağım arkadaşlar. Biraz böyle hızlı bir şekilde geçebilirim. Tamam. Bir de algoritma ki tekrar söyleyeyim. Başlayacak, bitecek ve adımları belli olacak. Adımı boşlu olan hiçbir algoritma olmaz. Peki bunun farz edin ki bir algoritma yazdık. Bir tane adımda ne iş yapacağını belirlemedik. Bunun etkisi ne? Bunun etkisi de şudur. Sizin bilgisayarınız kilitlenir. İşte mavi bir ekran çıkar, saçma sapan ifadeler çıkar. Buna da işte bilgisayar kilitlendi deriz ya, tekrar bilgisayarı açıp kapatırız. Buna sebep var, o problem çözümündeki algoritmadaki sıkıntıdır. Tamam mı? Evet, algoritma olması gereken özellikler şunlar. Etkin olması, sonlu olması, yanılmaz olması, giriş çıkışı belli olması, tabii ki de başarım olması. Başarım demek bu işin gerçekleştirilebilir olması. O da nedir? İşte bizim kullanmış olduğumuz hard disk ya da bellek kullanımının mutlaka olmasını da gerektirmesidir. Evet, akış şemasına sorunun çözümü için oluşturulmuş algoritmanın görsel şekilleri ifade edilmesine akış şeması denir. Akış şeması da şudur, bir algoritmayı oluşturduk, bu algoritmanın basit geometrik şekillerle ifade edilmesidir. Basit geometrik şekillerle ifade edilmesidir. Aslında şudur, algoritma da bir programdır, akış şeması da bir noktada programdır. Ama biz ne yapıyoruz? Şu an bizim elimizde Java derecesi var, işte NetBeans'i kullanacağız. NetBeans'i kullandıktan sonra bu işi gerçekleştireceğiz. O zaman NetBeans kullanacaksa demek ki bir ona göre bir kod yazmamız lazım. İşte NetBeans mesela Java'da yazmış olduğumuz kodları derliyor. Ama bir tane derleyici ya da bir ortam oluşturursa, akış şemasını bir şekilde derleyebilecek olsa, o zaman biz diyeceğiz ki işte bu da bizim programımızdır.
Tekrar söyleyeyim. Algoritma bir programdır. Algoritma bir programdır ama bizim problemi çözdüğümüz programdır. Yani parçalara böldüğümüz şeklidir. Akış diyagramının basit geometrik şekillerle ifade edilmesidir. Akış şemasının avantajları şurada var. İşte izlenmesi, anlaşılması kolay olacak. Şartlara bağlı olacak. Belli standartlara sahip olacak tabii ki akış şeması. Akış şeması yazılama kuralları başlangıç ve bitiş tanımlanacak. Standart semboller kullanılacak. Ha, akış şemasında bizim kullanmış olduğumuz geometrik şekiller standart. Yani neresine giderseniz gidin mutlaka bu standartlar geçerlidir. Evet, bu bizim açımızdan. Akış şeması elemanlarımız neler? Şunlar. Bakın şunu biz akış şemasının başlangıcı ya da bitişi için kullanacağız. Buraya başla yazacağız ya da bitiş yazacağız. Burasını bunu input için kullanacağız. Veri girişi için. Soru şu. Veri girişi için biz bilgisayarda hangi şeyi kullanıyoruz? Hangi malzemeyi kullanacağız? Klavyeyi kullanacağız. İşte bu bizim için bir şeydir. Hemen bu bizim için doğrudan bir klavyeyi tanımlar. Ekranda görüntüleme yapılacağız. Yani bazen şunu kullanacağız. Bazen de şöyle de daha başka bir şekilde geliştirmiş olan bir geometrik şekil kullanacağız. Yani bunu özellikle input için kullanacağız. Bunu da output için kullanacağız. Ha, bu şekil standart mıdır? Değildir. Bunun başka şekiller olan şekilleri de biz kullanabileceğiz. Onu hemen bu şekilde size çizeyim. Mesela akış diyagramı için kullanacağımız, pardon, özellikle bu input için kullanacağımız şekil, pardon. Şuradan şurada şöyle bir şekilde mesela biz çıkış için output için kullanabiliriz. Bazen şunu da eğrisel bir şekilde yapacağız. Yani bazen şurayı şöyle göstereyim. Şu şekilde göstereceğiz. Biz bunu da bir sefer ekranda çıkış için kullanacağız. Output için kullanacağız. Bunun için kullanıyoruz? Çıkış için. Ekranda çıkış için. İşte bizim giriş için kullandığımız da bu sefer şeydir. Paralel dörtgen kullanacağız. Şunu da şuradan çizmek de biraz sıkıntı. Bu bizim için input cihazı. Input. Bunun için kullanıyoruz. Kontrol Z yapayım. Şuradan biraz düzgün çizeyim. Da bu sefer biz giriş için kullanıyoruz. Giriş. Ya da klavye. Klavye. Bunlar çıkış için. Tabii şu kısım yok. Şurayı sileyim. Ya işte bunu tahtada anlatırken kolay anlatıyorduk. Yani da yüz yüze gayet güzel anlatıyorduk. İşte ne yapalım bu pandemiden dolayı işte bir şekilde böyle bilmiyorum. Bu dönem inşallah diğer dönemde birlikte çalışırız arkadaşlar. Evet. Gelelim bir tekrar şeyimize devam edelim sorumuza. Ha. Devam ettik. Yazıcıya çıktı gönderilecek. Bu yazıcı için kullanılacak. İşte hesaplama için. Ha, şu kare bakın bizim için önemli olan şu kare. Şu giriş meselesi. Başlama meselesi. Output için kullanmış olduğumuz kapıyı zaten gösterdik. Şurada output için yani çıkış için kullanacağımız mesele. Ondan sonra bir de şu karar mekanizması. Mesela girilen sayıdan büyük olanı bulmak. Girilen sayıdan pozitif olanı bulmak. İşte adınızda A varsa adınızda karakter sayısı yani şartlı bir ifade varsa o zaman bunu biz mantıksal ifadelerde de bu şekilde kullanacağız. Bir de bizim için bir önemli nokta şu şekil meselesi. Şu da bizim için döngüdür. Döngü. Döngü kullanacağız. Mesela birden 100'e kadar olan sayıları ekrana yazmak istiyoruz. 100'e kadar sayıları ekrana yazacağımız zaman 100 defa 100 defa şunu mu çizeceğiz? İşte biri yaz. Bundan 100 tane mi çizeceğiz? Hayır. Buradan yapacağımız iş döngüyü kullanmak özetle. Hayır, bu şekillerin her birinin algoritmada ve akış diyagramında aynı şekilde de Java'da ya da herhangi bir dilde bunun bir karşılığı var. Dilsel ifadesi mesela for döngüsü, while döngüsü ya da do while döngüsü gibi ifadeler var. Bu iki nokta arasındaki ilişkiyi gösterir. Bu fonksiyonun çarpı da akış yönünü gösterecek gibi için. Tamam. Akış şemalarını şu şekilde bir sınıflandırıyoruz. Doğrusal akış şemaları, mantıksal akış şemaları bir de döngü içeren akış şemaları olarak adlandırılıyor. Şu ana kadar anlattığımla ilgili sorunuz varsa hemen şöyle bir dakika ayırıp sorularınızı alayım arkadaşlar. Siz göremiyor musunuz? Ya şimdi ya da göremediğini niye söylemez arkadaşlar? Tamam, buradan durun. Anlaşıldı. Herkes yazdı. Ben de uygulamayı gördüğünüzü zannediyorum. Demek ki biraz kendi kendime anlatmışım. Tamam. Arkadaşlar bir saniye durun bakalım. Yaptım.
Laptop'la yaptığınız derste güzel ama bugün bir sıkıntı var. Ne diye, niye ki ne? Göremediniz. O zaman biz... Evet. Dersi bu gidişle bir daha tekrar edeceğiz. Üçüncü tekrar olacak. Bakalım. Tamam, bundan sonra ilk başta sorarım, ondan sonra arkadaşlar. Tamam, anlaşıldı. Şu an bu slide gözüküyor mu arkadaşlar? Ekranda ne görüyorsun arkadaşlar? Hayır. Peki, tamam, anlaşıldı. Anlaşıldı, tamam, okey. Arkadaşlar Zoom'u kullanmıyoruz. Kolaboratif planı. Şu an gözüküyor mu arkadaşlar? Gözüküyor mu şu an arkadaşlar? Evet, çok şükür. Tamam, anlaşıldı. Tamam. Bu anlattıklarımı tekrar edeyim. Olmazsa dersin sonunda 15.45'te falan bitecek diye yapmıştım. Onu tekrar hemen 46'dan itibaren yeni bir yer açarız. Devam ederiz. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Arkadaşlar bunu görüyorsunuz değil mi şu an? Tamam. Tamam, şuradan değişeceğiz. Anlaşıldı. Tamam. Evet, şimdi algoritmadan bu hızlı bir şekilde bahsettiklerimi daha sonra text kısımlarına geçeyim. Tamam. Sadece şu şekil kısımlarına geleyim. Şuraya bakın arkadaşlar. Bu gözüküyor. Tamam. Çok şükür. Evet arkadaşlar. Şimdi akış şeması ile ilgili arkadaşlar şuna dikkat edeceksiniz. Dedik ya, algoritmadan bahsettik. Algoritma mümkün olduğu kadar parçalara bölmek meseleyi. Tamam. Parçalara bölerken de bunu eğer şekilsel bir şekilde ifade ediyorsak burada akış diyagramı diyoruz. Mesela bu ekranda input için kullandığımız yapı. Bu bizim veri girişi için. Bu da işte ekran çıktısı olarak. Bazen ekran çıktısı olarak da arkadaşlar şöyle bir şu şekilde böyle çizilmiş olan bir tane geometrik bir yapıyı da kullanacağız ekran çıktısı olarak. Tamam. Daha sonradan arkadaşlar bizim evet. Bir yazıcıya çıktı olarak kullanacağımız, hesaplama amacı olarak kullanacağımız ve bir de aritmetik işlemler için bir de kontrol mesela şartlı ifadelerde kullanacağımız da yapılar bu. Bunu tekrar edeyim. Burası önemli bizim için. Şimdi bizim akış diyagramı yaparken şimdi şöyle bir şey. Bir problemimiz var. Problemi çözmek için biz parçalara bölüyoruz. Parçalara böldüğümüz zaman bu bizim algoritmamız oluyor artık. Ve bunu biz dilsel şekilde ifade ediyoruz. Yani konuştuğumuz gibi anlatıyoruz. Mesela bir iki sayıdan bahsediyoruz ya. İki sayı toplama problemi. İşte lütfen birinci sayıyı giriniz. Tamam. Birinci satır. İkinci satır. Bu sayıyı alıp bilgisayara aç. Tamam. Üçüncü satır. Lütfen ikinci sayıyı giriniz. Dördüncü satır. Lütfen bu sayıyı bilgisayara aktar. Bakın dört aşamalı. Beşinci satır. Bu iki sayıyı topla. Altıncı satır. Bu iki satırı ekrana yaz. Bakın ben dilsel ifade ettim. Yazarak ifade ettim. İşte bu yazarak ifade ettiğim algoritma. Okey. Bu algoritmanın bu sefer bilgisayar tarafından anlaşılabilmesi için akış diyagramı şeklinde getirmek için kullanmış olduğumuz bu geometrik yapılarla ifade ediyorsak o zaman bunun adı akış şeması. Bu da akış şeması. Algoritma problemi parçalamak, akış şeması ise bunu bir sefer şey haline getirmek. Yani böyle basit geometrik şekillerle ifade edilebilir hale getirmek. Peki program neresinde? Bu her bir şeklin bütün dillerde, bütün programa dillerinde bir karşılığı var. Mesela şunun bizim Java'da kullanacağımız cout dediğimiz system out print ln diye bir tane ifadesi var. Bu input'u kullanmak için de bizim şeyler nedir? Java'da kullanacağımız iki tane nesnemiz var. Bir tanesi scanner nesnesi var. Yavaş yavaş böyle Java'ya da giriş yapalım. Scanner nesnesi. Ha, diğer başka bir nesne de var da o biraz daha şey ne diyorlar eski bir nesne ama scanner daha güzel bir nesne. Ekrana yazmak için kullanacağız. Ekranda görmek için yine pardon burası input, burada cout meselesi. Tamam. Bunlar da aynı şekilde. Bunlar da bizim hesaplama işlemlerimiz ve karşılaştırma işlemi. Bunların her birinin demiştim bilgisayar tarafında yani her bilgisayar programı dilinde bir karşılığı var. Bu karşılığını biz alıyoruz. Düzgün bir formatta yazarsak işte Java programını gerçekleştirmiş oluyoruz. Bakın. Bu şekilde bizim için şey döngü şekli. Döngü şu açıdan önemli. Mesela ekrana birden 100'e kadar bir sayıları ekrana yazmak istiyorsak 100 tane şundan şu şekilde çizecek halimiz yok. Bunun yerine ne yapıyoruz? Döngü kullanıyoruz. Döngüler zaten modern programcının temelidir. Bu döngüler konusunda biz bunu çok detaylı bir şekilde anlatacağız. Daha sonra kullanılanlar işte aralarındaki ilişkiyi gösteren yani bir akış diyagramının devam ettiğini ya da akış diyagramının tekrar edeceğini gösteren ifadeler ve bir de alt programımız varsa, fonksiyon varsa ve akış yönlerini gösteren ifadeler. Peki. Akış diyagramları genel anlamda 3 kısma ayrılıyor. Birincisi doğrusal akış şemaları, ikincisi mantıksal akış şemaları, üçüncüsü döngü içeren akış şemaları.
Mesela ekrana merhaba dünya yazalım. Bakın bu nakış şeması. Bak bu bizim algoritmamız. Güzel. Başla. Ekrana merhaba dünya. Dur. Bu C programa dili için geliştirilen bir kod. Buna dikkat etmeyin. Buradan öyle akış şemasında başla. Merhaba dünya yaz. Bakın ve dur. Bakın 3 aşamalı. Başla dur. Peki bu akış diyagramında ne oldu? Tamam mı? Mutlaka başlayacak. Demiştik ki akış diyagramı temel özelliği mutlaka bir yerden başlayacak. Bütün işlemlerin belli olması lazım. Belli olduktan sonra bir yerde mutlaka ne olması lazım? Durma işleminin olması lazım. Bir başkası bakın şuraya. Evet Kasım Taha seni dinliyoruz. Israrları kaldırıyorsun. Kasım daha el kaldırdı ama ifade etmedi. Neyse ki bakalım şuraya. Bakın iki sayı toplama programı. Biz demiştik ya basit anlamda Kasım daha çabuk söylersen derse devam edelim. Hadi buyur bakalım. Çabuk. Slide şu an yok mu? Slide şu an göremiyor musun Kasım daha? Hepinizden bu şekilde. Şu an bu slaytlar şu an bende örnek 2. Sizdeki de öyle mi? Öyle mi? Ha, tamam. Tamam. Sıkıntı yok. Şimdi iki tane sayı toplayan bir basit akış diyagramına bir bakın arkadaşlar. Şurada bakın başla. Birinci sayıyı gir. İkinci sayıyı gir. İki sayıyı topla. Toplam sonucu ekranda görüntüle dur. Bakın. Şimdi birinci sayıyı girdik. Tamam. Bakın ilk input. İkinci sayıyı gir. Bu da bir input. Toplama işlemi kare. İşte ekrana yazma burada bu şekilde geometrik ifade edilmiş. Hiç fark etmez. Diğer geometrik ifadeyi de kullanabiliriz. Ve ekranı toplayıp sonra tekrar şey dur. Ne diyorlar? Dur. Sonuç olarak dur. Bakın problem basit ama burada kaç adım var? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 adım. Minimum 6 adım. Aslında bunu biz biraz daha detaylandırabiliriz. Neden? Mesela burada birinci sayı gir dedik de birinci sayının tipi ne? Birinci sayı integer mıdır? Yani tam sayı mıdır? Ondalıklı sayı mıdır? Logaritmik sayı mıdır? Üssel sayı mıdır? Çok 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 bir sayı mıdır ya da çok 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 büyük bir sayı mıdır? Ha. Bunları niye bahsediyorum? Bunları şu açıdan bahsediyorum. Bilgisayarda, Java'da biz neyi kullanacaksak, bu bakın şu temel özellik. Neyi kullanacaksanız, hangi değişkeni kullanacaksanız, hangi değeri kullanacaksanız mutlaka tanımlayacaksınız. Java'da tanımlamadığınız hiçbir şeyi kullanamazsınız. Java'da örneğin 5 diye bir tane ifade ekrana yazarsınız 5. Fakat bu 5 sayı mıdır? Yoksa karaktersel midir? Yani resimsel 5 midir? O anlamlanmaz. Ne zaman anlamlanır? Siz o 5 değerinin tipini belirttiğiniz zaman o zaman anlamlanır. Bu önemli bir özellik. Hep bahsederim. Mesela iki sayının toplamından bahsetmiştik. Birinci sayı gir, ikinci sayı gir diye. Mesela genelde sayılara hep bir küçük düşün. İşte 5 ile 8'i topla, 7 ile 9'u topla. Ama aklımıza şu gelmez. Mesela işte 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 ile işte 5 çarpı 10 üzeri eksi 1 eksi işte 25'i toplayalım. Gelmez. Ha. Peki gerçek dünya problemlerinde bu olabilir mi? Olabilir. O zaman ne yapmamız lazım? Ha. 5 ile 3 virgül 2 çarpı 10 üzeri eksi 8'i ayıracağız. Bilgisayara. Bilgisayara ayrı ayrı anlatacağız. Bilgisayara diyeceğiz tam sayı topluyoruz. Hayır biz tam sayı değil de ondalıklı sayı topluyoruz. Hayır biz logaritmik sayı topluyoruz gibi. İşte bu tanımlamaların sağlandığı yapı da mutlaka Java'da olacak. Java'da olmazsa şayet Java'da siz herhangi bir şeyi tanımlamadan kesinlikle ve kesinlikle kullanma şansınız yok. Hata alırsınız. Java'nın o biraz ne diyorlar? Handikapıdır. Ama programlama şekline alışırsanız gerçekten Java güçlüdür. Özellikle web tarafındaki kodlarda her zaman için Java güçlüdür. Peki mantıksal koşullu dalgalanma nedir? O da şudur. Mesela geniş ölçüde maksimal kararlı içeren. Mesela bakın şu koşul 1, koşul 1'in uymadığı durumlar, koşulun uyduğu durumlar. Koşulun uymadığı durumlar. Ne demek bu koşul 1? O da şu. Mesela şuradaki örnekte var. Klavyeden gelen iki sayıdan birincisi büyük ise çarpma yapsın. Aksi durumda toplama yapsın. İki sayı gireceğiz. Birinci sayı ikinci sayıdan büyükse şayet iki sayıyı çarpacağız. Birinci sayı ikinci sayıdan küçükse şayet ya da eşitse şayet o zaman da şey yapacak. Toplama işlemini yapacak. Nasıl yapacağız? Hemen bakın şuraya. Önce şu akış diyagramına bakmayın isterseniz. Şuraya bakın. Bizim değişkenlerimiz neler? Birinci sayı ikinci sayı. Ha, soru şu. Değişken ne demek? O da şu. Mesela kullanıcıya biz istedik bir sayı girin dediniz. Bir arkadaşınız 5 girdi. Bir arkadaşınız da 10 girdi bu sefer. Bir arkadaşınız 7 girdi, bir arkadaşınız 9 girdi. Bir arkadaşınız eksi 1. Bakın burada bir değişkenlik var. Değişkenlik olduğu değerlere biz değişken diyoruz. Klavyeden girilen bir ifade varsa şayet, klavyeden girilen ifade sonra kesinlikle ve kesinlikle biz değişken tanımlayacağız. Peki. Değişkeni tanımladık. Birinci sayı, ikinci sayı, toplamı bulduk. Tamam bakın. Başla. X'e gir. Y'ye gir. X, Y'den büyükse şayet o zaman çarpmayı hesapla. X, Y'den eşit ya da küçükse. Eşit de olabilir. Küçüktür. O zaman toplamı hesapla. Ve ekranda görüntüle. Peki bunun için akış diyagramı nasıl? Şu şekilde bakın başladık. Bakın şu başlığa derseniz mutlaka ve mutlaka bütün akış diyagramında başta ve dur vardır.
Bunu dediğim gibi şöyle düşünebiliriz. Bilgisayar başlar, sonra bilgisayar durur. Niye durur? Elektrik gider durur. Pili biter gider durur. Ya da bir şekilde durması gerekir. Başladı. X değişkenine girdi. Y değişkenine girdi. X Y'den büyük mü? Evet. O zaman ne yap? S eşittir. X çarpı Y hesapla. Bakın hesaplama işlemi. Evet. X Y'den büyük değilse o zaman ya X Y'ye eşittir ya da X Y'den küçüktür. Değil mi? Mesela 5 5 olabilir. O zaman ne yap? Toplamını bul. Ve bakın ok yönüne. Ok yönüne de geldi. Eşittir. Evet, S X artı Y. S'i ekrana yaz. Bakın bu da ekrana yaz. Ve durduk. Bakın bu ne? Bu mantıksal döngü. Mantıksal döngülerde mutlaka şu baklava dilimi ifadesi mutlaka vardır. Evet. Şuna bakalım. Bakın iki sayıdan büyük olanı bulmaya bakalım. Bakın iki sayıdan büyük olanı bulacağız. Büyük olanı bulacağız. Bakın nasıl yapacağız? Bakın birinci sayıya girdik. İkincisi bakın şunlar input işlemlerimiz, giriş işlemlerimiz. Birinci sayı gir, ikinci sayı gir. Ha, şu var yalnız Java'da bir de buna ilave olarak şuranın iç kısmına biz sayı A dediğimiz sayı alt çizgi bir de sayı alt çizgi B dediğimiz ifadeleri bir de tanımlayacağız. Ne demiştik? Genel kural. Bakın bu derste bu dersin tek öğreneceğiniz net şey şu. Java'da tanımlamadığınız hiçbir şeyi kullanamazsınız. Hangi değişkeni, hangi sayıyı, neyi kullanacaksanız mutlaka tanımlayacaksınız. Ha, tanımlayamıyor muyum? O zaman bakacağım. Bunun hazır olanı var mıdır, yok mudur? Bunu biz de ona bu sefer de şey diyeceğiz, paket diyeceğiz. Tekrar söyleyeyim. Java'da tanımlamadığınız hiçbir şeyi kullanamazsınız. Ne demek bu? O da şu. Sayı A varsa sayı A'yı tanımlayacağız. Nasıl? Sayı A tam sayı mıdır? Ondalıklı sayı mıdır? İşte o benim bahsetmiş olduğum saydığım o sayı tipleri midir? Bunları mutlaka bahsetmemiz lazım. Peki. Sayı A bakın. Büyüktür. Sayı B'den ise bakın. Sayı A'da bir bakın. Birinci sayı, ikinci sayı, bak şurada büyüktür işareti var. Sayı A sayıdan büyükse şayet o zaman en büyük sayı A'dır. Doğru. Değilse şayet o zaman en büyük sayı B'dir. Peki burada birinci sayı, ikinci sayı eşit olsa ne yapacak o zaman? O zaman iki sayı eşitse şayet bundan bu aşamada büyük ol, büyükten bahsetme şansımız var mı? Hayır. O zaman nedir? Her halükarda da A sayısı ya da B sayısı büyüktür der. İkisinin eşit durma durumunda bakın şurası çalışır. Peki, gerçek programcılıkta ne olmalı peki? Bunu biraz daha geliştirmek istesek aslında bunun 3 şeyi olmalı değil mi? Sayı A'dan büyük mü? Sayı A'dan küçük mü? Sayı A'ya eşit mi diye 3 tane yazmamız lazım aslında, değil mi? Biraz daha geneli düşünmemiz lazım. Peki. Şu ana kadar sorusuna var mı arkadaşlar? Arkadaşlar sesim geliyor mu? Tamam. Bir tane Sabri Samet yok dedi. Tamam. Bir arkadaşınız da yok dedi. Tamam. Bunlar zaten hiç bahsedilmesin. Bir de ne demiştik? Üçüncü tip bizim döngülerimizde şey var. Döngüsel akışlarımız. Döngüsel akışta şudur. Bir defa modern programcının temelidir döngüsel akışlar. Döngüsel akışlar. Ne demek o? Mesela bir bilgisayar çalışmaya başlasın mesela. Bilgisayarı açıyorsunuz. Ekran tuşuna bastınız. İşte karşınıza ilk başta işte çeşitli ifadeler çıktı. Ondan sonra Windows yazdı ya da Linux yazdı. İşletim sistemi başladı çalışmaya. Ve sürekli çalışıyor. İşte bu sürekli çalışması döngüdür. Sürekli çalıştıktan sonra biz ne yapacağız? Onun üzerinde NetBeans programı çalıştıracağız. Onun üzerinde bizim yazmış olduğumuz kodları çalıştıracağız. En altta işletim sistemimiz var. Onun üzerinde şöyle kutular gibi düşünün. İşletim sistemi büyük bir kutu. Onun üzerinde küçük bir kutu var bizim NetBeans işletim sistemimiz. Onun üzerinde küçük bir kutu var bizim yazmış olduğumuz kodlar. Ve bunlar sürekli çalışıyor. İşte sürekli çalışmayı sağlayan her zaman için döngülerdir. Döngüler zaten modern programcının temelidir. Döngü olmadan hiçbir şey yapamazsınız. Hiçbir şey yapamazsınız. Bu önemli bir konu. Tamam mı? Bugün için iki önemli kavramı tekrar söyleyeyim. Birincisi, kesinlikle ve kesinlikle Java'da tanımlamadan hiçbir şeyi kullanamazsınız. İkincisi, döngüler bu işin temelidir. Döngü olmadan hiçbir şey olmaz. Evet. Şimdi devam edelim örneklerimize. Bazı slaytları atlıyorum. Sonra da siz bakarsınız. Mesela bakın döngüye. Bakın şuraya. Bazı slaytları atlıyorum derken tek bir slayt atlıyorum. Diyor ki, klavyeden 5 kişinin doğum yılını girip 2003 yılındaki yaşını hesaplayan algoritma akışlayan. Bakın. 5 kişinin doğum yılını hesaplayacağız. 2013 yılından ki yaşını hesaplayacağız. Mesela diyelim 2005'te doğmuştur atıyorum. 2013'teki yaşı 8'dir. 2008'de doğmuştur. 2013'teki yaşı 5'tir. Ve 5 kişinin. Biz bu 5 kişiyi yapacağımız zaman 5 tane ayrı ayrı birbirine benzeyen mükerrer dediğimiz tekrarlı kod mu yazmamız lazım? Hayır. Bunun yerine ne yazmamız lazım? Belki de şunu yazmamız lazım. Onun yerine bir tane döngü kullanmamız lazım. Bu arada arkadaşlar bir dakikamız kaldı. Kesildiği andan itibaren tekrar hemen yeni bir konu araçta yer açacağım. Lütfen tekrar girin devam edelim diyorum. Ne diyorsunuz? Tamam. Gayet güzel. Tamam anlaşıldı. Tamam. Daha 10 tane de mesaj atmayın Allah aşkına. Tamam. Anlaşıldı. Tamam. Evet.
Döngü demiştik zaten modern programcının temelidir. Baktık şuraya bakın diyor ki döngü ifade akış şeması. Döngü ifadesi içermezse şayet bakın döngü çağrı ifadesi. Geldik bakın bu şurada bu da bir döngü aslında. Çok basit anlamda bir döngü tamam mı? Ben şimdi bunu bir sonlandırayım. 10 dakika, 3-5 dakika var. Sonra buradan devam edeceğiz tamam mı? Kaybolmayın bu arada. Ya da bilmiyorum bu sistem bunu devam eder mi etmez mi bilmiyorum. Bir bakacağız arkadaşlar. Bakalım eğer sistem kesmezse devam edelim tamam mı? Sistem kesiyor mu arkadaşlar? Bilginiz var mı? Maalesef bilmiyorum. Abdülsamet maalesef ben de bilmiyorum maalesef. Tamam o zaman biz devam edelim. Tamam bu bir arkadaşınız diyor ki diğer derslerde kesmiyor. Tamam yarın teşekkür ederim. Tamam keserse şayet zaten buradan izler ben buradan takip ederim inşallah. Ondan sonra hemen tekrar açarım. Tamam mı? Evet, peki döngü adı ne olacaktı arkadaşlar? Döngüde şu şekilde bakın şu bizim döngü ifademiz. İ 1 5 demek birden başlayacak. 5'e kadar gidecek. Birer birer artacak. Bakın İ 1 5. İ bizim kullanacağımız değişken. Birden başlayacak. 5'e kadar gidecek. Birer birer artacak. Peki birden başladı. 5'e kadar gidiyor. Birer birer artsa 1 2 3 4 5. Kaç defa işlem yapmış oluyoruz? 5 defa işlem. Amacımız neydi zaten biz? 5 kişinin doğum yılını ya da ne derler? 2013'teki doğum tarihini bulmaktı. Amacımız oydu. Şimdi İ 1 mi? 1. 1 5'ten küçük mü? Evet. O zaman ne yap? Doğum yılına gir. Doğum yılına girdik. Mesela kaç ki diyelim? 2005. Yaş eşittir. 2013 eksi 2005. 2013'ten 2005 çıkardık. Adamın yaşı kaçtı? 8. Tamam mı? Geldik buraya bakın. Döngü tekrar buradan devam etti. Tekrar. İ'nin değeri 1 arttı. 2 oldu. Tekrar yeni bir doğum yılı girdik. Yeni bir doğum yılı ne demek? Mesela 2011 girdik. 2013'teki bunun yaşı da bu sefer 2013'ten 2011'i çıkardık. Yaşı kaç çıktı? 2 çıktı. Bakın işte buradaki şu ifade döngüdür. Döngüyü zaten biz başlı başına adam akıllı kod aşamasına geçtiğimiz zaman NetBeans'te burada beraber kod yazacağız ama şunu bilmeniz lazım. Şu i 1 5 demek i eşittir birden başla. 5'e kadar git bakın şu benim mouse gözüküyoruz değil mi mouse? i eşittir birden başlıyor. 5'e kadar gidecek birer birer artacak anlamındadır. Tamam mı arkadaşlar? Mouse gözükmüyor. Tamam anlaşıldı. O zaman şu kırmızıyla yazılan mouse'un gözükmesi için ne yapmam lazım? Bu programı bir anlayamadım gitti de. Tamam arkadaşlar. Bakın şurada kırmızıyla yazılan yer var ya. Kırmızı halkaya açılmış. Bakın şu. İ değişken bakın şurada yazıyor zaten. Döngünün başlangıç değeri, artım değeri işaretleyici olsa iyi olur. Bence de iyi olur. İşaretleyici bulamadık yalnız. Tamam. Evet. Devam edelim. Bir de 10'a kadar sayıları ekranda görüntüleyen programa bakın arkadaşlar. Kontrol ifadesi bakın. Başlayıp başlayla başlıyor. Soldakinden bahsediyorum kontrol ifadesi olanlar. Bu kontrol ifadesi olanı bu sol taraftaki yazmış olanı fazla kullanmayacağız. Biz sağ taraftakini kullanacağız döngü ifadesiyle. Başladık. İ eşittir birden 10'a kadar gidecek. 1'e kadar bakın biz. Amacımız ne? Birden 10'a kadar olan sayıları ekrana yazmak. 10'a kadar olan. 10 da dahil olsun mesela. O zaman ne yazacak? 1'i yazacak, 2'yi yazacak, 3'ü yazacak, 4'ü yazacak, 5'i yazacak. Ha, normalde eğer döngü kullanmasaydık biz şu ekrana yazma işaretini ekrana 10 defa 10 defa yazacaktık. Ama bunun yerine ne yapıyoruz biz? 1'den itibaren başlıyoruz. 10'a kadar ekranı yazıyoruz. Bu döngünün içindeki ifadelere bir bakın. İ1, 11 diye giden arkadaşlar. İ1, 11 diye giden arkadaşlar. Başlangıç değeri 1, durma değeri 10, artım değeri 1. Birden başlıyor. Birer birer artıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şöyle yapsaydık. Mesela birden itibaren başlayıp 10'a kadar olan tek sayıları ekrana yazsaydık ne yapacaktık? Birden başlayacağız. 10'a kadar olan tek sayıları. O zaman ne yapacağız? Artım değeri kaç yapmamız lazım? Okey. Gayet güzel. Tabii. Çünkü niye? Biliyoruz ki işte 1, 3, 5, 7 şeklinde gidiyor. Tamam. Güzel. Bu anlaşılmış. Yani şuradaki en sağdaki ifade artım değeridir. Artım değerini eğer değişirsek şayet o zaman bizim döngümüz artacak. Ama durma değeri kesinlikle ortadaki değer. Bunu unutmayın bu arada. Evet. Mesela girilen 5 sayının karelerini görüntüleyen gibi 5 tane sayı gireceğiz. 5 sayının karesini bulacağız. Mesela diyelim birinci sayı girdik 4. Bunun karesi 16. İkinci sayı girdik 8. Bunun karesi 64. Ha. Tekrar söyleyeyim. Biz bunu 5 defa aynı kodu yazmak suretiyle gerçekleştirebiliriz. Ama bu istenmeli bir şey değil. Bu yapması lazım. Döngü yapması lazım. İşte döngü güzelliği burada. Mesela burada bakın birden başladık. 5'e kadar gidiyor. Birer birer artmış şeklinde. Sayı girdik. Sayının karesini aldık. Sayının karesi kaç? Sayının karesi önüne 5 girmiş zeker. 5'in karesi 25. Bu sefer ekranına 25 yazdım. 7 girdik. 7 girdik. 7'nin karesi 49. 8 girdik. Ya da eksi 5 girdik. Negatif de olabilir. Eksi 5 girmişsek eksi 5'in karesi de nedir? Pozitif 25 değerini ekrana yazdım. Ama kaç defa? Bakın 5 defa. Niye 5 defa? Bakın şu döngü ifadesinin içine bakın. Birden başladık. 5'e kadar birer birer artacak şekilde. Bu arada arkadaşlar çok kısa bir
Çok bir 5 tanelik bir şeyinizi alacağım. Bakayım burada bu şey var mıdır nedir? Bir işaretleyiciyi görüntüleyebiliyor muyuz? Ayarlara baktık. Arkadaşlar işaretleyici nasıl paylaşıldı ya da mouse nasıl paylaşıldı onu bulamadım burada. Bunu daha sonra araştırıp daha düzenli bir şekilde anlatmaya çalışırız. Şimdilik böyle idare edeceğiz gözüken. Tamam mı? Ayhan, Fatih projesi nedir bu arada? Fatih projesini biliyorduk da Milli Eğitim'in de o Fatih projesinin işaretleyicisi. Onu nerede bulacağız? Burada. Evet. Şimdi gelelim diğer örneğe bakın arkadaşlar. Girilen sayının faktörlerini hesaplayan akış diyagramı. Tamam Ayhan, ona bakacağım. Tamam. Teşekkür ederim Ayhan. Arkadaşınız Fatih projesinin işaretleyicisinin buna dahil olabileceğinden bahsediyor. Herhalde şu mu acaba? Arkadaşlar şu an gözüküyor mu benim işaretleyicim? Ha, tamam. Öyle Fatih Mati ile işimiz yokmuş. Burada sol tarafta varmış. Buradan görebiliyormuşuz. Bizim acemiliğimiz diyelim. Tamam. Arkadaşlar girilen sayının faktörlerini hesaplayan akış diyagramı. Bakın başladık. İ'nin değeri 1. Şimdi faktöriyel neydi hatırlarsanız. İşte biz mesela 5 faktöriyel hesaplayacaksak 5, 4, 3, 2, 1'e kadar çarpıyoruz değil mi? 3, 2, 1'e kadar çarpıyoruz. Faktöriyeli bilmeyen yoktur herhalde değil mi? Peki. Mesela diyelim 7 faktöriyel hesaplayacaksak 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1'e kadar geleceğiz. Peki. Bu işin matematiksel tarafı. Şimdi peki başka tarafta bunu düşünecek olursak mesela biz mesela 3 4 faktöriyel hesaplayacağımız zaman 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 mi dememiz daha az işlemdir yoksa 4 çarpı 3 çarpı 2 dememiz mi daha az işlemdir? Ha, bir sayı 1 ile çarpmanın tekrar bir anlamı var mıdır? Yoktur. Peki bunu neden bahsediyorum? Ha, çok güzel. Bu neden bahsediyorum? Şu açıdan bahsediyorum. Şimdi normalde matematikteki bazı işlemler işte faktöriyeli biliyoruz. Girilen sayının 1'e kadar olan çarpımıdır. Ama 1 ile çarpmanın tekrar bir esprisi var mı? Hayır. Matematiksel değeri değiştirir mi? Hayır. Ama bizim açımızdan şunu değiştirir. Sizin bilgisayarınızın bir fazla işlem yapmasını gerektirir. Bilgisayarın bir fazla işlem yapması demek bilgisayar zaten CPU'da çalışıyor. İşlemcisi var, işlemci çalışıyor. İşlemci bir fazla çalıştırmak demektir. Bu çok da istenen bir durum değil. Mesela biri bana dese ki 6 faktöriyle hesapla dese bilgisayarda ben 6'dan başlarım. 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 ile bırakırım. Niye? Oraya kadar onun değeri kaçsa şayet işte 720 falan değeri. Çarpı 1 demenin bir anlamı yok. Ha. Peki. Bunu niye bahsediyorum? Şu açıdan bahsediyorum. Şimdi bilgisayar mühendisiyle başka mühendislik dallarındaki elemanların ya da işte kişiler yapmış olduğu kodlar birbirinden farklı olmalı. Neden? O da şu. Şimdi bilgisayar mühendisi bir işi yaptığı zaman diyelim 5 ya da 6 satırda işini bitirir. Probleme göre. Mesela atıyorum. Ama başka bir işi bunu yaptığı zaman atıyorum 8 ya da 10 satırda yapar. Bir defa bir programın her zaman için en başta şu olan makbuldür. Çalışanı makbuldür. Çalışanı makbuldür. En kısa sürede çalışanı makbuldür ve bilgisayar sistem kaynaklarının yani hafıza dediğimiz, RAM dediğimiz, hard disk dediğimiz, o depolama alemi dediğimiz, işlem dediğimiz bunu en az yoran yapı bizim için değerlidir. Yani sizin programı çalıştırdığınız zaman bir kodu çözdüğünüz zaman eğer 10 milisaniyede bilgisayarınız çalışıyorsa okey çalışabilir. Ama bir başka arkadaşınız bunu yaptı. Sistem kaynaklarını daha az kullandı. 8 milisaniyede çalıştı. O zaman o kod daha iyidir. Gelelim bizim problemimize. Faktöriyel probleminde ne var? Faktöriyel bir görüyorsunuz. Faktöriyel şudur. Mesela 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1'e kadar gelmenin bir anlamı var mı? Hayır. O zaman 1 ile 1 daha çarpmamızın anlamı yok. Peki bunu nasıl gerçekleştiriyor? Şuradan bakın burada. Diyor ki işte 2'den başlıyor. Bakın bu da aynı şekilde yap. Bakın 2'den başlatmış sayıya kadar. Mesela biz 5 faktöriyel hesaplayacağımız zaman 5, 4, 3, 2 gidiyoruz ama tersini 2, 3, 4 bak bunun tersini yapmıyor. 2, 3, 4, 5 şeklinde. Bakın 2'den başlıyor. Sayıya kadar gidiyor. 1'e 1 artıyor. İşte bakın bir önce size anlatmaya çalıştım. Şurada bu işaretleyici görüyorsun. Bakın şu döngüdür. İ bizim değişkenimiz 2'den başladı. Sayıya kadar gidecek ve 1'e 1 artacak. İşte niye 2'den başlıyor? Dediğim mesele bu. Normalde matematikte 1'den başlaması lazım. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya da tam tersi hiç fark etmez. Ama bizim burada 2'den başladı. Bakın 2, 3, 4, 5'den başladık. 4 faktöriyle hesaplayacağımız zaman bakın 2'den başladık. Pardon. İ'nin değeri 2, f'in değeri bakın 1. 2 çarpı 1 bakın f'in değeri oldu 2. Sonra geldik bakın i'nin değeri 1 arttı. Bakın 1'e 3 oldu. F'in değeri 2'di. 2 çarpı 3'ü hesapladı. 2 çarpı 3'ün değeri de 6. Sonra bakın şuradan döngü arttı. İ'nin değeri
1 artı 4 oldu. Girdiğimiz sayı 4 kabul ettik. O zaman ne yaptı? Bakın 6'ydı, 6 çarpı 4. 4 f'in değeri 24 oldu. Sonra i'nin değeri 1 artı bakın 5 oldu. Ha, 5 olduğu zaman artık bizim zaten 4 faktöriyle bir işlem yapmadı. Bakın ekrana ne yazdı? 24'ü yazdı. Nasıl hesapladık? 2 çarpı 3 çarpı 4'ten hesapladık. Normalde neydi? Tekrar söyleyeyim. Faktöriyel 1'den başlardı ama bilgisayarda biz amacımız zaten mümkün olduğu kadar az işlem yapmak. Az işlemden kastı bir az işlem yapmak her zaman için bilgisayarı hızlandırır. Bu aklımızda olsun. Bizim kurallarımızdan bir tanesi. Sorunuz var mı bununla ilgili arkadaşlar? Yok. Peki. Tamam. Teşekkür ederiz. Tamam. Evet, şimdi gelelim şuraya bakın. D eşittir x kare artı 5x eksi denkleminin bilmem ne arasındaki çözümlerini bulan ve görüntü akış diyagramını bulunuz. Tamam. Soru bu. Soru keyifli bir soru. Diyor ki x kare artı 5x eksi 7. Ha, biraz önceki örnekle ilgili bir arkadaşım diyor ki bir faktöriyeli hesaplamak diye sorum yaşamadı. Bir faktöriyelin değeri 1'dir. Şimdi bazı şeyler güzel. Arkadaşım bir soru soruyor. Diyor ki bir faktöriyeli nasıl hesaplayacağız? Madem bilgisayarda kod yazıyor onu da değerlendirmemiz lazım. Hemen buraya dönelim kısaca. Arkadaşım da aslında doğru söylüyor. Biz bir faktöriyle hesaplarsak bunu arkadaşım mesela şu örneğe göre bir faktöriyle çalıştıralım. Bakın. F'in başlangıç değeri 1. Sayının değeri 1. İ eşittir 2'den başladı. Sayıya kadar gidiyor. Şimdi soruyor. İ 2'den küçük mü? 1 2'den küçük. İ'nin değeri İ'nin de, estağfurullah. İ'nin değeri 2. 2'den başlıyor. 2 sayının değeri 1. 2, 2 1'den küçük mü? Hayır. O zaman ne yap? Ekrana F'i yaz. F'in başlangıç değerine 1. Görülüyor mu? Tekrar bahsedeyim. Mesela başlangıç sayı değeri olarak 1'i girdik. Sadece 1 değeri. Bakın sayının değeri 1. Şimdi 2'den başlayacak. Sayıya kadar gideceğiz. Şimdi soruyor. 2 sayıdan küçük mü? Sayının değeri 1'di. 2 1'den yani şöyle 2 1'den küçük müdür? Hayır. O hayırsa o zaman burası hiç çalışmaz. Direkt oraya ekrana 1 yazar. Direkt oraya ekrana 1 yazmasınız ve zaten 1 faktöriyelin 1 olduğunu gösterir. Siz şunu soracaksınız. Ha, 0 faktöriyeli soracaksınız. Güzel. 0 faktöriyelin arkadaşlar tanımı matematikçilerin tanımı şudur. Diyor ki 0 faktöriyel tanım gereği 1'dir. Bunun matematiksel bir izahı yok. Tabii ki 0 faktöriyelin 1 olduğunu biliyoruz. Ha, şunu sorabilirsin. Mesela eksi 3 faktöriyelin burada değeri kaç olur bu koda göre? Eksi 3 faktöriyeli hesaplamak istiyoruz. Tanımsız. Almaz. Esra yanlış söyledin. O İsmail sen de hatalı söyledin. Eksi 3'e göre çalıştıralım. Hiç bakın madem elimizde akış diyagram varsa hiç öyle falcılık yapmıyoruz. Kafadan dağıtmıyoruz. Eksi 3 faktöriyeli hesaplayacağız bakın. Şu benim kursörüm gözüküyor değil mi? Mouse'um gözüküyor. Evet tamam güzel. Şimdi başladık. F'in değeri 1. Sayının değeri eksi 3. Sayının değeri eksi 3. 2'den başlayacağız. Eksi 3'e kadar bakın. 2'den başlayacağız. Eksi 3'e kadar sayı birer birer artıracağız. Şimdi 2'den başlayıp eksi 3'e kadar sayı birer birer artırma şansımız var mı? Hayır. Neden? Hayır. Tabii. 2 eksi 3'ten küçük müdür? Hayır. Hayır. Saçet burası çalışmayacak. Ekrana direkt f'i yazacak. F'in değeri kaç? 1. Anlaşıldı mı? Yani bu döngünün, bu programın güzel aslında. Bu biraz detaya girdik. Eksikliği şu. Negatif sayı girdiğimiz zaman bile negatif sayıların değerini her zaman için faktöriyeline 1 verir. Niye? Başlangıç değerimiz 1. 1 faktöriyel de 1 verir. 0 da verseniz 1 verir. Eksi 1 milyon da verseniz 1 verir. Şöyle yapmak gerekirdi belki. Şurada mesela sayı girdikten sonra burada tekrar bir tane bir kontrol şartı. Şöyle bir kontrol şartımız vardı ya hatırlarsanız. Soracaktır. Eğer girilen sayı 0'dan küçükse şayet diyeceğiz ki negatif sayıların faktöriyeli yoktur. Negatif sayıların faktöriyeli olmaz diyecektik. Anlaşılıyor mu? Heh, işte bu da iyi programdır. İşte bunu bilgisayar mühendisi yapar. Mesela şuradaki şu düzenlemeleri bilgisayar mühendisinin yapması gerekir. Niye? Kullanıcının girmiş olduğu yani operatör hatası dediğimiz hatalarda hatalara karşı şeyi uyar hatalara karşı programı şey robust dediğimiz sağlam bir hale getirir. Yani tekrar söyleyeyim operatörün yapmış olduğu, kullanıcının girmiş olduğu input hatalarına karşı kendi programını korumakla sorumlu bilgisayar mühendisi. Şöyle düşünün. ATM'ye gittiniz. ATM'ye gittiniz. Para çekeceksiniz. Sizden şifrenizi girmenizi istiyor. Siz şifrenizi girmeyip de o sağ taraftaki işte sağda solda işte onayla işte giriş biliş tuşlarına basma şansınız olabilir mi? Olmaz. Niye? Çünkü o ATM'yi yapan yazılımcı kesinlikle ve kesinlikle orada sizden şeyi bekler. Ne derler? Sayısal olarak girmenizi bekler. Sayısal girmezseniz o da hiçbir işlem yapmaz. İşte bu iyi programcılıktır. Ya da input'tan kaynaklanacak, sistemden kaynaklanacak hatalara karşı problemi robust hale getirmektir. Tamam mı?
Devam edelim isterseniz. Evet. Şimdi geldik. X kare artı 5 x eksi 7 denklemin bir köklerini bulmaya çalışıyoruz. Peki. Şimdi normalde bu nedir? İkinci dereceden bir denklem değil mi? İkinci dereceden bir denklemin köklerini hatırlarsan işte delta diye bir katsayı vardı. Delta eşittir b kare eksi 4 ac. İşte delta'yı buluyoruz. Büyükse kökleri pozitif. Sıfırsa kökleri eksi b bölü 2. Negatifse kökleri yine var. Fakat şey var. İmajiner kökler var. Ya da ne derler? İşte kompleks kökler var değil mi? Ama bu problemi böyle çözmüyor. Problemi şöyle çözüyor. Diyor ki biz problemi şöyle çözelim. Mesela eksi 4 ile 4 anda ne demek? Eksi 4'ten başlayacağız. 4'e kadar bakın. Döngüye bakın. Eksi 4'ten başladı. 4'e kadar 0.5 0.5 olarak artacak. Yani eksi 4 için, eksi 3.5 için, eksi 3 için, eksi 2.5 için, eksi 3 için artıra artıra parça parça götürecek. Burada denklemi yerine yazacak. Yerine yazıp ekrana yazacak. Tamam mı? Bunun çözümlerini. Önce eksi 4'ü koyacağız. Y'yi ekrana yazacağız. Sonra eksi 3.5'i x'e yazacağız. Y'yi yazacağız. Ha. Peki. Şimdi mesela biz bunun kökünü bulmak istesek bu mantıkla y'nin hangi değerine karşılık kesinlikle ve kesinlikle x kökü olur? Cevabınız var mıdır? Sıfır değerine karşılık. Yani Yunus'un sıfırı nereden çıkardı? Şimdi x yerine sıfır koyduk. Bakın y x eşittir sıfır. X kare sıfıra gitti. 5x'e sıfıra gitti. Yerine değeri eksi 7 kaldı. Oysa ki bu denklemin köklerinde x'e öyle bir değer verirsiniz ki yerine değeri sıfır olur. Değil mi? Bizim yaptığımız işlem nedir aslında? Y'yi sıfırlayan ifadeyi buluyoruz. Yani biz şurada eğer y'nin değerinin sıfır olmuş oradaki x değerini yazsak onun kökünü bulmuş olacağız. Ha. Numaralı matematiksel olarak ne yapıyorduk? Mesela bunun köklerini bulmak istersek b kare eksi 4 ac'yi buluyorduk. X'i bulduğumuz anda x'i yerine yazarsanız kesinlikle ve kesinlikle y sıfır çıkıyor. İki kökü var mesela bunun. Tamam mı? B kare eksi 4 ac'den mesela nedir bu? 25 eksi 4 çarpı 4 çarpı mesela bu pardon mı? Kaç çıkar bu? 25 eksi 4 ac 28 53 bunun kökleri var. Ha. Tekrar söyleyeyim. Buradaki bir çözümlerini buluyoruz. Önce eksi 4'ü koyuyoruz yerine. Eksi 4'ü koyduk yerine. Eksi 4'ün karesi 16. İşte eksi 20, eksi 7 belli bir değer y'yi yazdık. Sonra eksi 3.5, eksi 3, eksi 2.5, eksi 2, eksi 1.5, eksi 1, eksi 1, daha 4'e kadar. Bakın niye? Çünkü eksi 4'ten 4'e kadar 0.5 artım. Ha, soru şu. Artım değeri 0.5'in ne demek? Zaten problem ne demek? 0.5. Fakat normalde belki 0.5 değil de 0.01 vermek lazım. Belki 0.00001 vermek lazım. Bakın bu çözüm yöntemi işte şeydir. O problemi çözerken ki bizim kullanmış olduğumuz o yaklaşım yöntemidir. Niye yaklaşıyoruz? Hatamız olabilir mi? Olabilir. Ha. Eğer delta'yı bulsaydık, delta'ya göre bunun köklerini bulsaydık o zaman bu da kesin çözümdür. Tekrar söyleyeyim. Delta'yı bunu çözüm yaparsak kesin çözüm. Ama delta'yı bulmayıp böyle işte artırımlar şeklinde giderek bir işlem yaparsak bunun adına biz yaklaşık çözüm olarak duruyoruz. Ya Şerif sen bu MATLAB'ı niye karıştırıyorsun? Bir arkadaşınız diyor MATLAB'da çizilebiliyor. Tabii ki çizilebiliyor MATLAB'ı. Ya dur daha biz daha birinci sınıftayız. MATLAB bilmiyoruz. Ben de şu MATLAB bilmiyorum. Tamam mı? Evet. Devam edelim. Evet. Girilen sayının tek ya da çift olduğu. Güzel. Girilen sayının soru şu. Girilen sayının tek ya da çift olduğunu nasıl buluruz? Ya modu daha görmedik Allah aşkına sen. Allah Allah. Ha ikiye böleriz. Güzel. Ha, kalan güzel. Eğer ikiye bölünebiliyorsa çok güzel. Sıfırdır. Sıfır da ikiye bölünebiliyorsa bu çifttir. Eğer bölünemiyorsa tektir. Mantığımız bu. Tamam. Şimdi bazen sınıfta şöyle oluyor. Biz %100 olsaydı daha hoş olur. Daha keyifli olacaktı sınıfta. Şimdi bazen bazı arkadaşlarınız 2 yıllıktan gelmiş olabilir. Ya da diğer mesela üst sınıflardan geliyor mesela. Biz de zaten burada temel şeyler anlatıyoruz. Hemen oradan böyle bir üst perdeden, bir üst gömlekten başlıyor konuşmaya. Oysa biz daha yeniyiz. Şu an hep miydi şu an? Ben de bilmiyorum. MATLAB'ı da bilmiyorum. Ben bir şey de bilmiyorum. Ki hepsi de aynı durumda gibi düşünüyoruz. Kendimiz o şekilde çalışıyoruz. Tamam mı? Dolayısıyla en basit şekilde düşünelim. Mesela bir sayının çift ya da tek olması ikiye bölünebiliyorsa tektir. Çiftir pardon ikiye bölünebiliyorsa çifttir. Bu kadar. Ha, bu bölme işleminde bizim her şeyde ne diyorlar? Bizim bu şeyde Java'da mod diye bir tane işlemimiz var. Modunu almak. Tamam mı? Modunu almak. Peki modunu almak ne? Mesela diyelim mesela elimizde 124 sayısı var. 124 sayısı ikiye bölünür çift midir? Çifttir. Tamam. Bunu çift olduğunu nasıl anladık? Kalan yok. Kalanım. Peki. Tamam kalan. Peki bir şey söyleyeyim. 1 milyar dinleyin. 1 milyar
Güzel. Bir arkadaş Abdülsemet güzel söyledi. Ha, 1 milyar 672 milyon 578 bin 405 dedi. Bakın sayının sadece birler basamağına bakmaz aslında yeterli değil mi? Birler basamağına baktık 5. Ha. Bu birler basamağındaki sayı 0, 2, 4, 6, 8 arkadaşlar bir saniyenizi alacağım pardon. Arkadaşlar pardon. Evet arkadaşlar mod 2 demedim. Biz sadece birler basamağı bassak. Birler basamağı işte 0, 2, 4, 6, 8 ise çifttir. Bitti. Değilse kesinlikle tektir. Gibi. Tamam. Yani moddan kurtulmak için. Modun yaptığı işlem de o zaten. Modun yaptığı işlem tam mod diye bir ifademiz var. İşte Java'da bir şekilde geliştirmiş var da modun yaptığı işlem aslında o. Yaptığı işlem işte biraz da ne diyorlar? Kendi içinde bu işi gerçekleştiriyor. Yani kalan var mı yok mu? Yok. Mesela sayı %2 demek sayının 2'ye bölümünden kalan tam sayı. Sayının ikiye bölümünden kalan tam sayı. Ha, kalan sıfırsa aşağıya çifttir. Kalan tekse o zaman sayı kalan tekse aşağıya zaten kesinlikle bu şeydir. Sıfır değilse zaten kesinlikle ve kesinlikle bu sayı tektir. Evet. Devam edelim. Evet. Girilen 3 sayıdan hangisinin büyük olduğunu program. Bak bu güzel bir soru. Girilen 3 sayıdan. Mesela 7 girdik, 4 girdik, bir de 15 girdik. Bunlar için en büyük olanı bulacağız. Nasıl buluruz? Tek tek karşılaştıracağız. Birinci sayı ikinci sayıyla, ikinci sayı üçüncü sayıyla, birinci sayı üçüncü sayıyla işte bir sürü alternatif. Mesela burada şu an bu akış diyagramı çok da böyle şey bir algı akış diyagramı değil. Çok da böyle fizibil bir akış diyagramı değil. Yani ne derler? Modüler bir akış diyagramı değil. Neden? Şu açıdan. Mesela bu üç sayı için tamam bu çalışır. İşte ABC sayısını giriniz. Bakın şuraya. A büyüktür B mi? Evet. A büyüktür C mi? Ha. Birinci sayı ikinci sayıdan büyük mü? Evet. Birinci sayı da aynı zamanda üçüncü sayıdan büyük. O da kesinlikle ve kesinlikle A sayısı en büyüktür. Doğru. Peki. Birinci sayı ikinci sayıdan büyük mü? Evet. Birinci sayı üçüncü sayıdan küçük mü? Hayır. O zaman nedir? Kesinlikle en büyük C'dir. Peki birinci sayı ikinci sayıdan büyük mü? Hayır. O zaman demek ki ikinci sayı daha büyük. Şimdi soruyor. İkinci sayı üçüncü sayıdan büyük mü? Evet. Peki bu durumda en büyük sayı nedir? Kesinlikle B'dir. Tamam. Peki üç sayı için güzel. Peki elimizde bak üç sayı için kaç tane karşılaştırma kullandık? Bakın 1, 2, 3 tane karşılaştırma kullandık. Tamam. Peki, 10 tane sayı olsa 10 tane sayı içinden en büyük nasıl bulacağız? Mesela sizin sınıfını şu an 80 kişi atıyorum. 80 kişi içinde biz bu Java dersinden en yüksek notu alan öğrenci bulmak istiyoruz bu şekilde. O zaman ne yapacağız? 80 tane ya da işte 100 tane, 1000 tane böyle karşılaştırma mı? Karşılaştırma operatörünü mü? Karşılaştırma akış diyagramı mı çizeceğiz? Hayır. O zaman yapacağımız ne? Ha, işte büyük bulma, küçük bulma ya da sıralama algoritmaları dediğim işte sorting ya da maksimum minimum bulma algoritmalarını kullanacağız. Tamam. Devam edelim. Evet. Girilen 10 sayıdan en büyüğünü bulan ve günün akışı. Heh, bakın zaten burada doğrudan verdi. Bak girilen 10 sayıdan en büyüğünü bulacağız. Bu güzel bir örnek aslında. İlk ders için hatta biraz zor bir ama yine bahsedelim, tamam mı? Şimdi arkadaşlar girilen 10 tane sayıdan en büyüğünü bulmak istersek ne yapacağız? Mesela bu sınıftaki en uzun boylu kişiyi bulmak istersek ne yaparız? Deriz ki işte boyu 2 metreden büyük olanlar ayağa kalksın. Atıyorum. Boyu 1.90'dan büyük olanlar, boyu 1.80'den büyük olanlar, 1.70'ten neyse artık. Sonra 1.90'dan büyük olanlar için de tekrar bir sıralama yaparız. İşte 1.95'ten büyük olanlar, 1.90 gibi. Ya da şöyle yapsak, bu sınıftaki herkesi dışarı çıkarsak. Mesela bir sınıf düşünün, 20 kişi var. O sınıftaki herkesi dışarı çıkardık. Sadece bir tane öğrenci bıraktık. Bu öğrenci nedir? O sınıftaki en uzun boylu kişi midir? Evet. Neden? Çünkü başka kimse yok. Bir kişi varsa o sınıftaki en uzun boylu öğrenci odur. Tamam. Daha sonra ikinci öğrenci geldi. Birinci öğrenci ile ikinci öğrenciyi karşılaştırdık. Hangisi uzun? İkinci öğrenci daha uzun mesela. İkinci öğrenciyi ayakta beklettik. Birinci öğrenciyi oturduk. O zaman ne oldu sınıfta? O zaman oldu sınıfta? O zaman sınıftaki en uzun boylu öğrenci ikinci öğrenci oldu. İşte bu mantık sıralama algoritmalarının temelidir. Bunu fazla anlatmayacağım size. Bunun kod aşamasında göreceğiz. Burayı geçeceğim. Tamam mı? Evet. 10 elemanlı bir diziye giriş yapan dizilerle ilgili konuları daha sonra görüyoruz. Bugünlük size şimdilik kolaylık yeterli. Şimdi bir de şeyden biraz bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Size bizim kullanacağımız programdan bahsetmek istiyorum. Şimdi bizim asistan arkadaşımız oraya size bir tane video yerleşti. Video koydu sanırım şey uzaktan eğitime. Değil mi?
Evet, ha. NetBeans with JDK diye, NetBeans with JDK diye. NetBeans tek başına değil de with yani ile JDK şeklinde Java Development Kit dediğimiz ile ararsanız o zaman herhangi bir şekilde problemsiz bir şekilde sizin Java'nız çalışır. Ki bundan sonraki dersleri belki bu cuma günü de yine aynı şekilde böyle akışlarımdan devam ederiz. Önümüzdeki haftadan itibaren kesinlikle ve kesinlikle de programa geçmeyi düşünüyoruz. Yani bilgisayar başında oturup beraber program yazacağız. O bir ya bu Şerif IntelliJ'yi kullanmıyoruz. Burada yaygın olarak kullandığımız yani bu yazılım ortamında Java'dan bahsedeyim. Şimdi normalde arkadaşlar sonu J ile biten J ya da başı J ile başlayan mesela J bu yıldır işte IntelliJ işte bilmem ne J diye başlayan genelde Java tabanlı olan ortamlar. Ama bizim burada laboratuvarımızda NetBeans var. Bir de Eclipse'i kullanıyoruz. Eclipse. NetBeans bir ne diyeyim size IDE tabanlıdır. Yani IDE derken Exe'dir, setup'tır. Yani şey kurulum gerektirir. Kurarsınız bilgisayarınıza çalışır. Eclipse'de bu yoktur. Eclipse dosya tabanlıdır. Yani dizin tabanlıdır. Eclipse'i bir yere kopyalarsınız tabiri caizse. Yani bilgisayarınızda herhangi bir yere kopyalarsınız. Oradan direkt olarak çalışır. Hangisi iyidir derseniz hiç fark etmez. Hangisini kullanabilirseniz kullanın. Ama NetBeans'i kullanırsanız ben de burada NetBeans'ten çalışacağım için NetBeans'i açacağım için beraber bir şekilde gideriz. Anlaşılıyor mu? NetBeans. NetBeans with JDK ile mutlaka biz algoritma programı önemli bir kitap. Ha, bu kitaplardan sonra bahsedeceğim. NetBeans için biz dediğim gibi o Oracle'ın web sayfasına indirebilirsiniz. Ücretsizdir. Kullanmış olduğu işletim sistemi kaç bitse şayet, 32 ya da 64 bitse şayet, onu mutlaka indirin. Ondan sonra önümüzdeki haftadan itibaren küçük küçük programlar yapmaya başlayalım. Ki bundan sonra biz daha ağırlıklı program tabanlı gideriz. Yani mesela diyelim 3-5 dakika size mesela döngüleri anlatırım. Ondan sonra direkt olarak koda geçeriz. Beraber kod yazarız. Beraber kod yazmanın şu güzeli var. Beraber hata yaparız. Tamam. Niye hata yaparız? Şu açıdan programı öğrenmenin en güzel yönü hata yapmaktır. Eğer siz hata yapmadan kod yazıyorsanız o zaman siz programcı değilsiniz. Siz kopyalayıcısınız. Copy paste yapıyorsunuz. En güzel yönü budur. Hata yapacaksınız. Ha tekrar söyleyeyim. Bakın bu dersi şimdi bugünden itibaren olsun. Ki ta 4. hafta da. Günde yarım saat. Sadece ve sadece yarım saat. Ha sonra sizin özel merakınız. Yarım saat olarak yarım saat çalışırsanız kesinlikle bu dersi çok iyi bir şekilde, güzel bir şekilde öğrenirsiniz. Çok iyi bir mühendis hale gelirsiniz. Ha başka şekilde ne yapmak istersiniz derseniz şunu yapın. Mesela bilgisayar mühendisi ne iş yapar? Algoritma nasıl çalışır? Akış diyagramı nasıl çalışır? Bilgisayarın içi nasıl çalışır? Bilgisayarın içindeki işlemci nasıl çalışır? Bilgisayarın içindeki ekran kartı ne iş yapar? Bilgisayarın içindeki RAM nedir? Özellikleri nelerdir gibi bilgileri de internette mutlaka arayın. Yoksa yani tamam sosyal medyayı bilgi amaçlı olarak kullanmak güzel de yani o da sosyal medyada işte Face'te şurada burada Instagram'da falan yani finger atmanızın bir anlamı yok. Tamam mı? Siz artık bilgisayar mühendisiniz. Yani sizin şu mühendislik fakültesindeki en kaliteli öğrencilersiniz bizim açımızdan. Ve şunu görmek istiyoruz. Biz sizleri ileride inşallah nasip olursa birer meslektaşımız olarak görmek istiyoruz. Şimdi ki çoğu arkadaşımız var. Zamanında dersine girdik. Şimdi beraber hocalık yapıyoruz. Birlikte asistanlık yapıyoruz, hocalık yapıyoruz. Bu şekilde görmek istiyoruz. Tamam mı? Ama bu da biraz da size bağlı. Yani biz sadece işte aman hocanın anlattığıyla yetinelim değil. Biz sadece bu programlama ile ilgili, programlamayı öğrenmekle ilgili size anahtarın yerini gösteririz. Anahtarı bile vermeyiz. Haberiniz olsun. Siz gidersiniz oradan anahtarı çıkarırsınız. Ondan sonra kapıyı açarsınız. İçeri girersiniz. Tamam mı? Bununla ilgili söyleyeceğiniz varsa alayım. Yoksa dersi bitireyim. Evet Selçuk söyle bakalım. Çok iyi. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın hocam koyun arabası dersle ilgili bir sorumda derlenen ve yorumlanan diller var. Ha, bir arkadaşınız soruyor ki ha bir de kitap demiştiniz arkadaşlar. Benim öyle doğrudan takip ettiğim bir kitap yok. Mesela bu hafta Cuma günü tekrar akış diyagramları ve algoritmalara devam edeceğiz. İnternette bulabiliriz. Ne var ne yok hepsini indirin. Akış diyagramı, algoritma, Java akış diyagramı, Java algoritmaları bunun tamam mı? Onları mutlaka takip edin. Onlar mutlaka elinizde olsun. Tamam mı arkadaşlar? Evet, bir arkadaşınız demiş derleyici ile yorumlayıcı arasında ne fark vardır? Yani biri compiler bir de interpreter. Compiler'lar şu arasındaki fark şu. İkisi de genel anlamda 3 aşağı 5 yukarı aynı işlemi gerçekleştiriyor. Ama interpreter'lar yorumlayıcı gibi çalışır. Yani satır satır işlem görür. Derleyicilerse o an sizin kullanmış olduğunuz işletim sistemine bağlı kodu çalıştırır. Daha biraz daha spesifik halde konuşayım. Java'da yapmış olduğunuz bir kodu siz istediğiniz cihazda çalıştırabilirsiniz. Mesela atıyorum. Yok atmıyorum. Hatta doğrusunu da söylüyorum. Cep telefonunda çalıştırabilirsiniz. Akıllı buzdolaplarında çalıştırabilirsiniz. Akıllı televizyonlarda çalıştırabilirsiniz. Ama C'de yazmış olduğunuz bir kodu C derleyicisi o Excel'e getirir. Mutlaka bilgisayarda çalıştırmanız gerekir. Peki soru şu. Java bunu nasıl çalıştırıyor derseniz. Java bunu da şöyle çalıştırıyor.
Java'nın çalışması için bir tane araya bir modül gerekiyor. Ona da JVM deniyor. Java Virtual Machine. Java sanal makine. Java sanal makineniz varsa şayet, sanal makine kurulduysa şayet siz bu yazmış olduğunuz kodları istediğiniz cihazda çalıştırabilirsiniz. Küçük bilgisayarlarda da, buzdolabında da, atıyorum akıllı kameralarda da, atıyorum işte cep telefonundaki Android uygulamalarında, şunda bunda da kesinlikle çalıştırabilirsiniz. O güzelliği var. Derleyici dediğim gibi obje haline getirir. Obje halinden exe haline getirir ağırlıklı olarak. Buna compiler deriz ama interpreter'lar yorumlayıcıdır. Ha, Java ne derseniz, Java'ya kimileri interpreter der, kimileri compiler der ama interpreter'a daha yakın, yani yorumlayıcıya daha yakındır. Kaynağından da bahsettim. Biz doğrudan işte şu kitabı kullanın demeyiz bu aşamada. Ama bir sonraki dönem için size bir tane kitap şey yapacağım. Bir tane kitap tavsiye edeceğim. Ayrıca bir de bir şey var. Evet, bir arkadaş bahsetti. Bir tane Java Programming diye bir tane bir kitap var. Bende PDF'idir. Onu ben o kitabı da doğrudan şeyde o şey kısmına yüklerim. Ne diyorlar? Bizim o derslerdeki giriş dersinde, hatta birinci derste ya da ikinci derste oraya yerleştirin PDF. Onu da takip edebilirsin. İngilizce bir sürü kaynak var PDF'ler. İşte Java Programming değil, Java programa dili değil, PDF değil, bir sürü kaynak kitap çıkar elinize. Başka soru soran, bölümle ilgili sorunuz varsa alayım, yoksa dersi bitireceğim. Çünkü diğer ders başlayacak arkadaşlar. Sınavlarla, yarın sınavların şekli ve şemali ile ilgili herhangi bir bilgimiz yok. Daha doğrusu bir düşüncemiz yok. DGS öğrencilerin ne sorunları varmış Abdülkadir? Ne yapalım? Muafiyet meselesi bizle ilgili değil, bölümle ilgili. Bu arada arkadaşlar dersi bitiriyor çünkü diğer ders başlayacak. Çatal bakalım. Kendinize iyi bakın. Korona morona dışarıdan taşıyıp ne siz korona olun ne de kendi büyüklerinizi korona etmeyin arkadaşlar. Hadi bakalım. İyi akşamlar.